Bu nasıl olur? Yapma Baran, lütfen. Onu polise teslim etme. Duydun işte. O benim annem. Gel benimle. Kızım. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Fırat. Kapıya adamları yığın. Bu kadının hiçbir yere gitmesine izin vermeyin. Ben karar verene kadar da dışarı adımını atmayacak. Oğlum. Sonra baba. Konağa dönün. Orada konuşacağız. Bunu da mı yapacaktın bana ha? Bunu da mı görecektim? Hangisine yanayım ben? Beni ezip geçip o oğlanla evlenmeni mi? Yoksa bunu benden gizlemeni mi? Ha? Hangisine? Anne, beni bir dinle bak, yalvarırım, kurban olayım ne olur. Neyi dinleyeyim ha? Neyi dinleyeyim? Bugün canımdan can kopardın benim. Göğsümü derdin geçtin sen benim, taşıramam. Sen benim gözümün feri, yüreğimin neşesiydin. Ne hayaller kurmuştum senin için. Okutacaktım, meslek sahibi edecektim. Ama gücüm yetmedi tek başıma. Yapamadım. Hiç değilse iznim ağacında her şeyini dört dörtlük yapayım. Yuvanı ben kurayım istedim. Telli duvaklı gelin oluşunu göreyim istedim. Ama ben senin gözünün içine bakarken, üzerine titrerken sen benim arkamdan iş çeviriyormuşsun. Yazıklar olsun sana. Anne ne olur, ne olur dur bir dinle beni, konuşalım bak. Yüzünü çevirme bana, bak bırakma ellerimi ne olur. Sen bu elleri o imzayı attığında bırakmışsın kızım. Ben bıraksam ne olur? İşte sana bahsetmiş olduğum arkadaşım Harun. Namı değer Süpermen. Bu da Cevre'nin Almanya'dan gelen kuzeni Yasmin. Hayda. Olaya bak ya. Bu çok saçma. Sen onu bir de bana sor. Bir dakika, bir dakika. Siz şimdi tanışıyor musunuz? Maalesef. Tanışmaz olaydık yenge. Cevri, Aslan abi geldi, bir merhaba diyelim. Aslan abi. Ne zamandan beri biliyorsun bunu? Ben de yeni öğrendim. Neden söylemedin bana? Böyle bir şeyi nasıl saklarsın? Haklısın. Söylemem gerekirdi. Ama yapamadım işte. Kolay mı? Sabiha Hanım benim annemmiş demek. Ben bile hazmedememişken bunu.
Sana nasıl söyleyebilirdim? Ama yemin ediyorum ki söyleyecektim sana. Biraz zamana ihtiyacım vardı sadece. Bana ne zaman güveneceksin Dilan? Ben sana herkesten çok güveniyorum. Öyle olsaydı anneni bulduğun gibi gelip bana söylerdin, saklamazdın. Ama sakladın. Bana güvenmedin. Hayır. Güvenmemekten değil bu. Annemle senin aranda kaldığım için susmak zorunda kaldım. İkinizden birinden vazgeçmem gerekiyordu. Ama yapamadım işte. Baran, anla beni lütfen. Ne oldu? Baran nerede? Kudret! Cihan oğlum, bir şey söyleyin. Sonra konuşuruz ana. Fırat oğlum, sen anlat. Baran Sabiha'yı polise teslim etti mi? Cezasını çekecek mi? Yok babaannem. Ne demek yok? Baran vaz mı geçti davasında? Bilmiyorum. Ama bir ihtimal öyle olabilir. Olamaz. O zaman Baran azat edecek Sabiha'yı. Nasıl olur? O bizim düşmanımız. Cezasını çekmeli. Affı yok bunun. Ya babaanne tamam, affı yok da işler değişti. Nasıl yani? Sabiha Emiroğlu Dilan'ın öz be öz annesiymiş. Baran, biliyorum. Sabiha Hanım'ın yaptıkları affedilir gibi değil. Ama birazcık onu anlamaya çalış. İntikam ateşi gözlerini kör etmişti. Benim onun kızı olduğumu bile bilmiyordu. Kızı koynundan alınmış. Evladı öldü denmiş bir anne o. Bana o kadını savunma Dilan. Ne yaşamış olursa olsun. Kötü olmayı o seçti. Haklısın belki de. Ama herkes ikinci bir şans hak eder. Senin için çok zor biliyorum. Ama o benim annem. Ne kadar kötü olursa olsun. Cezaevine girmesi içime sinmiyor hiç. Yapamaz oralarda, yaşayamaz o. Umurumda değil. O kadın seni dört duvar arasına hapsetti. Aylarca kapalı tuttu. Şimdi aynısını o da yaşayacak. Bak Dilan. Bana yaptıkları umurumda bile değil. Ama sana yapılanları hazmedemiyorum Dilan. İster kız ol, ister olma. O kadın benim karıma zarar verdi. Kaçırdı. Kopardı benden. Kim bilir o üç ay boyunca bilmediğim daha neler yaptı sana. Annem bile olsa sana yaptığı onca şeyden sonra onu nasıl affedebiliyorsun? Affedebildim mi bilmiyorum. Bunu düşünecek zamanım bile olmadı. Tek bildiğim yaptıklarından çok pişman olduğum. Bunca zamandır bunun cezasını çekiyor zaten. Vicdan denen o karanlık hapishanede yatıyor. Cezaevine girmesine gerek yok ki. Bu acıları derinleştirmekten başka hiçbir işe yaramaz Baran. Lütfen, ne olur onu polise teslim et. Yeter. O kadın merhameti hak etmiyor. Gereken neyse yapacağım. O kadar. Hadi konağa gidiyoruz.
yapamadım. Yine koruyamadım kızımı. Sizin bir suçunuz yoksa bir yana. Var. Bütün suç benim. Kızım bana çekip gitmem gerektiğini söyledi. Ama geç kaldım. Baran benim ihmalim yüzünden öğrendi annesi olduğumu. Çok kötü oldu mu? Ya Baran Karabey size bir şey... Baran'ın bana ne yapacağı umurumda mı sanıyorsun Halim? Benim tek endişem Cevahir. O Cevahir denen psikopat. Dilan'ın annesi olduğumu asla öğrenmemeli. Eğer öğrenirse... Baran'a da Dilan'a da rahat vermez. O yüzden... Cevahir'e engel olmalıyız Halim. Dilan'ın annesi olduğumu asla öğrenmemeli. Asla. Anlat bakalım şair. Neler öğrendin? Sabiha Emiroğlu Dilan'ın annesiymiş. Vay 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 vay. İşte şimdi şiir gibi konuştun be şair. Demek Sabiha Baran Karabey'in kayınvalidesi öyle mi? İşte şimdi işler güzelleşti. Hey, bir ara gidelim de şu Sabiha'nın anneliğini tebrik edelim. Ama bu durumda çeyrek mi takmak gerekir? Yoksa yarım mı? Ne dersin? Ya da belki kim bilir? Başka bir hediye veririz. Abim o kadını niye polise vermedi ki baba? Yaptıkları yanına kar mı kalacak şimdi? Kalmayacak oğlum. Merak etme, abin bu işin peşini kolay kolay bırakmaz. Ama en büyük düşmanı karısının annesi çıktı. İki arada bir derde kaldı oğlum. Bırakalım önce bunu bir hazmetsin. Ya baba hazmedecek bir şey yok. Bu kadın bizim düşmanımız. Bir an önce içeri takılmalı ya. Sonra başımıza iş olacak, yine bela olacak. Haklısın oğlum. Ama abinin adaletine güven. Sadece biraz zamana ihtiyaç var. Abin bu işin üstesinden de gelecektir, merak etme. Gülüm. Ne oldu, niye ağlıyorsun? Fırat. Çok kötü. Çok kötü bir şey oldu. Annem. Gizlice evlendiğimizi biliyor artık. Ne diyorsun Gülüm? Duydun işte. Her şeyi biliyor. Evlilik cüzdanını bulmuş. Çok ağır konuştu benimle. Haklı da. Yalan söyledim ona. Arkasından iş çevirdim. Ya ne yapacağım ben? Nasıl affettireceğim kendimi? Tamam Gülüm, tamam. Ağlama, kıyamam ben sana. Biz bir şekilde affettiririz kendimizi annene. Nasıl? Nasıl yapacağız bunu? Bilmiyorum. Ama bir yolunu bulacağız. Sen bana güven yeter. O kadın nasıl cüret etti bütün bunlara, aklım, hafızam almıyor. Benim torunumu nasıl vurur? Ne sanıyor bu kendini? Demek bunca zamandır Dilan'la işbirliği yapıyorlardı. Biri yılan, diğeri ucu. Boşuna anasına bak, kızını al dememişler. Ama buraya kadar. Bu işin içinde kim varsa tek tek cezasını çekecek. O kadın torunuma el uzatmanın bedelini çok ağır ödeyecek. Dur bakalım ana. Belki durum bildiğimiz gibi değildir. Sen bana o kadını mı savunuyorsun?
Yok anacığım, niye savunayım? Sen söyleyeceksin niyesini. Bana bak, inşallah o kadınla bir ilgin yoktur. Haşa anacığım, yok daha neler. Ne ilgim olabilir benim o kadınla? Sabiha konaktayken ateşin etrafındaki pervane gibi yanında yöresinde dolanıp duruyordun. Yok anacığım, sana öyle gelmiştir ya. Artık orasını bilmem. Tek bildiğim o kadın tehlikeli. Kendiyle beraber seni de yakar, haberin olsun. O vakit seni ben bile kurtaramam. Allah vere de Remzi ortaya çıkmaya. Baran onu konuşturursa ben biterim. Ben şimdiden pasaportumu hazır edeyim, ne olur ne olmaz. Oklar bana çevrilir çevrilmez. Kaçmaktır şart oldu. Sen odaya çık. Doğru mu işittiklerim Bora? O Sabiha denen yılanı neden polise vermedin? Olacak iş mi bu? Ben öyle uygun gördüm. Bu sadece senin kararın değil Dorun. O kadın seni vurdu. Benim torunumun, aşiretimin reisinin canına kastetti. Hala ne bekliyorsun? Kimse kim, bize ne? Yapman gerekeni yap. Artık Sabiha topun ağzında. Şimdi ne olacak? Sana şimdi ne olacağını söyleyeyim Şair. Köpeğe bir kemik fırlattık. Oyunu kazandı sanıyor. Halbuki bizim fırlattığımız kemik onu sadece şaşırttı. Yanlış avın peşine düştü. Sabiha'nın yani. Aynen öyle. Baran ocağına incir ağacı dikenin Sabiha olduğunu düşünüyor. En büyük düşmanını yakaladı sanıyor. Ama avının kontrolünü elinde tuttuğunu zanneden kendi kontrolünü kaybetmeye en yakın olandır. Baran da kontrolünü kaybetti. Kendi sonunu hazırladı. Düşmanını yakaladı sanıyor. Ama gerçek düşmanı hala dışarıda. Tetikte bekliyor. Peki ne zaman bitireceğiz işini? Az kaldı Şair. Çok az kaldı. O incir ağacını öyle bir dikeceğim ki Baran'ın ocağına. Bütün karabeylere uyku haram olacak. Yakında karabeyler darmadağın olacaklar. Teslim edemezsin. O benim annem. Nasıl olur? Nasıl?
Kudret Baba, biraz konuşabilir miyiz? Tabii konuşalım kızım. Gel bakalım, geç otur şöyle. Baran beni dinlemiyor. Ama siz konuşursanız sizi dinler. Onunla konuşur musunuz? Hangi konuda kızım? Söyleyeceğim şey çok zor biliyorum. Ama lütfen onunla konuşun. Affetsin Sabiha Hanım'ı. Seni anlıyorum kızım. Ama bu konuda elimden bir şey gelmez. Sen aileni korumak için sustun. Seni en iyi ben anlarım. Ama sen de beni anla. Oğlum gözümün önünde ölüyordu o kadın yüzünden. Sabiha Hanım senin annen olsa da ailemize çok büyük kötülükler yaptı. Haklısınız. Ben de o yüzden affedemiyorum onu. Ama hapse girmesini de istemiyorum. İyi ya da kötü. Annem o benim. Ne olursa olsun acı çekmesini istemiyorum. Üzgünüm kızım. İlk defa seninle aynı tarafta değilim. Her iyiliğin bir mükafat olduğu gibi yapılan kötülüğün de bedeli olmalı. Yaptıkları onca şeyden sonra Sabiha Hanım yaptığı kötülüklerin cezasını çekmeli. Tabii bu benim düşüncem. Son sözü Baran söyleyecek yine de. Onun adaletine güvenmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok kızım. Yine bekleriz, yine bekleriz abi. Sağ olun, geldiniz. Oh be Cevriyem, bugün de atlattık ya. Artık gerisi kolay. Ay vallahi ayaklarıma kara sular indi Cevdet. Değdi ama benim güzel karım, değdi. Vallahi herkes çok mutlu ayrıldı. Bayıldılar buraya. Bayılırlar tabii. Benim kocam yaparsa en iyisini yapar. Değil mi bebeğim? Bak, bebeğimiz de aynısını söylüyor. Tut. Gel, 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 gel. Gel böyle. Hayır, oraya değil, buraya. Ya böyle, az önce konuştuk ya seninle. Böyle, böyle. Yahu ters tarafa götürüyorsun, bu tarafa. Ya konuştuk ya, burası işte bunun yeri. Hayır. Ya, burası, burası. Yanlış tarafa çekiyorsun. Ya bu tarafa. Ya orası değil, biz oyun havası oynayacağız diye buraya çektik zaten. Ya söylesene Cevo. Biz de Cevroş'unla oraya değil, buraya koyduk. Değil mi Cevroş? Şu an tam olarak ne oluyor ben anlamadım. Hakikaten ya. Siz neyi paylaşamıyorsunuz oğlum? Harun. Yok bir şey acaba ya. Bir tane masanın yerini değiştirelim dedik, 40 tane laf işittik. Bir susmuyor ki motoru soğusun. Ya sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Duydun değil mi Cevroş'um? Ya Harun, Yasmin. Bir sakin durun ya. Hem bu sizin aranızda gerilim ne ya? Ha? Yoksa bilmediğimiz bir şey mi oldu aranızda? Ha? Evet. Hanımefendiye bir yardım edelim dedik, burnumuzdan geldi. Ne yardımıymış o? Ya bu geçen gün alık alık yürüyordu. Araba eziyordu az daha, ben kurtardım. Sanki dünyayı kurtardı haspa. Sweatshirt'ümü de mahvettin zaten. Hala sweatshirt diyor ya. Ya kızım ben seni kapkaççılığın elinden kurtardım. Bu mu bana teşekkürün? O sen miydin ya? Evet enişte, oydu. Çantamı kurtardı ama cüzdanım kayboldu nasıl olduysa hokus pokusla. Tutturmuş bir cüzdan diyor ya. Yok abi buna yemin ediyorum iyilik yaramıyor ya. Tut şunu gel, çek. Ama sanki senden yardım isteyen oldu. Böyle çek. Oraya değil. Tutar. Böyle. Ben ne dersem ne olacak? Buraya gel. Ya beni dinler misin? O tarafa değil, bu tarafa. Hayır, ya oraya... bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa. Cevdet, bunlar birbirlerine iyicene gıcık olmuş. Baksana bunlarla bizim işimiz var. Yani tatsız bir karşılaşma olmuş Cevrem, tamam ama zamanla anlaşırlar herhalde. Yok yok. Bana hiç öyle gözükmüyor. Hadi hayırlısı. Saçma olsun. Cevriyem, hayırlısın. Gel, 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 gel. Dur, beni ittirme, beni, beni, dur.
Sabiha, Baran Bey geldi. Hoş geldin. Ben olanlar için çok üzgünüm. Üzgün olmak yetmiyor Sabiha Hanım. Biliyorum. Yaptığım kötülüklerin ne telafisi ne de bir affı var. Ama inan bana, gerçekleri bilebilseydim, Dilan'ın kızım olduğunu bilseydim, bunların hiçbirini yaşamazdık. Özrüm kabahatinden büyük. Sen o kıza yok yere işkence ettin. Bir hiç uğruna, bir hiç uğruna. Onda açtığın yaraların farkında mısın sen? Farkındayım. Keşke zamanı geri alabilsem. Yaptıklarımı değiştirebilsem. Ama bu imkansız. Ben hiç bilmeden kendi öz evladına işkence etmiş bir anneyim. Ben bir zavallıyım. Ama inan bana, ben kendi içimde cezaların en büyüğünü yaşıyorum. Bir gün beni herkes affetse bile, ben yaşadığım sürece kendimi asla affetmeyeceğim. Senin ne hissettiğin umurumda bile değil. Ben Dilan için buradayım. Ona yaptıkların hesabını sormak için. Şimdi söyle. Üç ay. Tam üç ay boyunca karıma ne yaptın? Nerede tuttun onu? Nerede eziyet ettin? Konuş! Bunu gerçekten bilmek istiyor musun? Hemen beni oraya götür. Göstereyim sana kaldığım odayı. Bu taraftan. Onu zincire mi vurdun? Thank you.
Nasıl yaptın bunu? Nasıl kıydın ona? Evet yaptım. Daha da kötü şeyler yaptım. Söyledim sana. Affedilmeyecek şeyler yaptım. Yaptıklarımla övünmüyorum. Ben bu odada öz kızıma eziyet ettim. Utanıyorum, çok utanıyorum. Ona zulmettim. Acı çektirdim. Sevdiği, inandığı her şeye zarar verdim. En sonunda annesinin hayalini de çaldım ondan. Oysa o annesini merhametli, iyi yürekli bir melek sanıyordu. Onu da çaldım ondan. Çok acı çekiyorum. Yüreğim lime lime parçalanıyor. Ama az bile bu acı bana. Öz kızıma. Size yaptıklarımın yanında hiçbir şey bu acı. Söyle. Nasıl dayandı bunca eziyete? Senin sayende. Sana olan aşkıyla tutundu. Bunca acıya. Öyle kaldı ayakta. Bu odada her gün. Her saat senin için, sevdikleri için gözyaşı döktü. Bitti dedim. Artık seni hiç kimse aramıyor, aramayacak dedim. Tüm ümitlerini kesmeye çalıştım ama vazgeçmedim. Kaçıp kaçıp sana gelmek istedi. Ben zincirlere vurdum. Senin onu bulacağın umuduna yaslandı ve bir an olsun vazgeçmedim. Seni de o yüzden vurdum. Lansmanda tasarladığın kolyeyi bana getirmesini istedim. Yapmadı. Ben de ceza olsun diye. Baran, ne olur ona yüklenme. Dilen bir melek kadar masum. Hiçbir suç günahı yok. O sana bir an olsun ihanet etmedi. Düğünü de sen taradın değil mi? Ailemi, tüm sevdiklerimi sen öldürmek istedin. Evet, ben yaptım. Sen... Sen. Yaptıklarının hesabını vereceksin. Sabiha Emiroğlu.
Abimden Sabiha Hanım'ı affetmesini sen mi istedin? Niye yaptın böyle bir şeyi? Hı? Böyle bir şeye hakkın yoktu senin. Sabiha Hanım'ın annen olduğunu bizden saklamamalıydın. Sen karışma canım. Nasıl karışmam abi? Nasıl karışmam? O kadın yüzünden az kalsın canından oluyordun sen. Şimdi sırf onun annesi diye peşini bırakacak mıyız ha? Yaptıkları yanına kar mı kalacak o kadar? Yeter canım. Büyü artık, büyü. Çocuk gibi davranıyorsun. Ben çok üzgünüm. Prangalar bağlamış. Ben sana bakmaya kıyamazken o seni zincire vurmuş. Nasıl dayandın? Canın çok acıdı mı? İlk başlarda acıdı. Ama geçti. Bunca acıyı tek başına nasıl gösterdin Dilan? Neden anlatmadın bana? Neden söylemedin? Anlatamaz. Korku elimlerime kadar işlemişti. Sana söylersem seni ebediyen göremem zannettim. Anlatmalıydın. Engel olurdum. Bu kadar acı çekmene asla müsaade etmezdim. Biliyorum. İzin vermezsin. Ama senin de canın yanardı. Seni görmek, nefes aldığını bilmek yetiyordu bana. Umurumda mı sanıyorsun? Hiçbir şey. Senin yokluğun kadar canım acıtamaz. Hiçbir şey. Senin için, saçının tek teli için ben dünyayı yakarım Dilan. O ateşte kavrulurum, yine de canım yanmaz. Yeter ki sen iyi ol. Yanımda ol. Ay anne, o kadar güzel geçti ki bir görsem var ya, vallahi açılışta herkes vardı, tıklım tıklımdı. Cevriyem, bir sorsana nasıllarmış. Nasılsınız anne? Babam nasıl? Oh, çok şükür, çok şükür. İyilermiş. İyi. Selam söyle. Bak, Cevdet'in de selamı var. Zümrüt'ü de çok öpüyoruz. Yarın ben dükkana gidince ben sizi bir görüntülü arayayım. Ufak tefek bir değişiklikler yaptık, onu gösteririm. Tamam annem benim, tamam. Hadi çok öpüyorum sizi. Görüşürüz. Hadi bay bay.
Günün kahramanlarına çay ve poğaça servisimiz başlamıştı. Yasmin ya ne gerek vardı? Vallahi zahmet ettin, sen de yoruldun. Şöyle şunu da koyalım bakalım. Biricik yeğenim rahat etsin. Sağ ol kusura. Yasmin, senin şu iş meselesini halledelim bir an evvel, tamam? Sen bana kimlik bilgilerini yolla, yarın ilk iş sisteme girelim artık. Maaşını da konuşuruz. Yok enişte, öyle şey olur mu? Maaş falan istemem ben. Hem ben size destek amaçlı geldim. Olmaz öyle şey Yasmin. Ben böyle iş yerinde maaşsız, sigortasız eleman çalıştırmam. Ya öyle şey olur mu? Hem yeni açmıştınız zaten. Yok vallahi, yük olmayayım size. Ya ne yükü be Yasmin? Ya zaten bir elemanı alacaktık, seni aldık işte, tamam. Aynen Yasmin. Yabancı çalışacağına sen çalış. Hem güzel olur. Yani. Ya nasıl desem ki, çok teşekkür ederim vallahi. İyi ki varsınız. Çok mutlu oldum ben. Ay, sizi çok seviyorum ya. Uy deli kız, gel buraya, biz de seni seviyoruz. Uy güzelim benim. Hadi hadi yiyin. Demek elinden kaçmaya çalıştın oğlum. Evet çalıştım. Çok denedim. Defalarca. Ayaklarım kan içinde kalıyordu. Ama sonra bunun benim sadece canımı yaktığını fark ettim. Akıllıca davranmaya çalıştım. Tuzaklar kurarak, yalan söyleyerek o zincirleri öyle aşmaya çalıştım. Şaşırmadım. Ele avuca sığmıyorsun ki. Benden de defalarca kaçmaya çalıştın. Ama öyle bir yakalandım ki, bir daha hiçbir yere gitmek istemiyorum. Hep yanında kalmak istiyorum. Affettin mi beni? Sen affedilecek bir şey yapmadın ki. Nasıl dayandın onca acıya? Nasıl? Beni bulacağına inanarak. Tek motivasyonum buydu. Her gece sana sarılarak uyudum hayalimde. Ben de. Aynı hayale kapattım gözlerimi her gece. Sen yokken delirecektim Dilan. Her gün, her yerde seni arıyordum. Dağlara, taşlara soruyordum nerede olduğunu. Yüzünü, sesini, her şeyini öyle özlemiştim ki. Şu köşede oturursun. Şurada kitap okuyuşunu. Bahçede yürüyüşünü hayal ettim durdum. Hepsini hayal ettim. Öyle tutundum hayata. Ben de.
Ben de seni çok özledim. Tek dileğim, tek isteğim, bir daha ayrı kalmamak. Kalmayacağız. Çok zor. Çok acı zamanlar geçirdik. Birbirimize hasret kaldık. Ama bundan sonra hasretlik yok. Ne olursa olsun sen benim karımsın. Dünyayı alsa da senden vazgeçmem. Asla. Günaydın. Günaydın. Uyandırdım seni. Ne güzel. Her zaman böyle uyandır beni. Her sabah gözümü ilk açtığımda ilk gördüğüm sen ol. Hep öyle olacak. Söz. Kalkmam lazım. Bugün çok iş var. Söylemek istediğim bir şey mi var? Bu konuyu sürekli açmak istemiyorum ama sormadan da içim rahat etmeyecek. Dinliyorum. Onu polise teslim edecek misin? Henüz kararımı vermedim. Ama bir cezası olacak. Orası kesin. Ya bu buraya konur mu ya? Ne oluyor be? Bu buraya konur mu? Düşüyordum az daha. Düşmedin ama değil mi? Önüne bak o zaman. Ya elinde kutular var görmüyor musun? Bu zımbırtı buraya konur mu? Allah Allah ya. Yoldan geçen otobüsün önüne sen atlıyorsun. Suçlu otobüs oluyor öyle mi? Ne? Ya ne diyorsun kızım sabah sabah ya? Aferinimiz patlamış bizim de. Kahve iç o zaman ayılırsın. Hasbinallah. Ben ne içeceğimi sana mı soracağım artık? Haydi olsun. Gençler, ya bir sakin olun ya. Sabah sabah ne bu enerji, ha? Harun, bırak şu elindekileri de gel benimle dışarı, bir hava alalım seninle. Baş belası ya. Çattık resmen. Abi yok bak ben bu kızla yapamam ha. Gıcığın teki ya. Ya Harun, ne biçim konuşuyorsun oğlum? Gurbetten gelmiş gariban bir kız işte. Ne gariban abi ya? Cadoğlu gibi şuna bak. İki günde didik ettik kafamı. Evvelinden zaten anlaşamıyorduk. Yok abi yapamam ben bunu aynı yerde ya. Harun oğlum bir dur ya. Allah Allah. Dün bir bugün iki oğlum ya. Birkaç avukatla karar mı verilirmiş? Veririz. Ya iki günde senin sahibi yaptı beni ya. Harun kardeşim bak çocukça davranıyorsun. Ya kız sırf Cevriye için Almanya'da kafe açacağı zaman valizini toplayıp buraya geliyor. Ya elinden geleni de yapıyor. Ya bize de sahip çıkmak düşer abi biliyorsun. Bak kız becerikli, eli de lezzetli. Oğlum faydası olacak bize, inan sen bana. Biraz fırsat ver, bir şans tanı ya. İyi tamam. Seni kırmayacağım Ceva. Ama bir hafta içinde uyum sağlayamazsa harbiden sıkıntı çıkartırım. Tamam Harun, tamam. Konuşacağız.
Gel bizim manava kadar gidelim. Rüstem abi siparişleri ayarlamıştır. Hadi. Ne Yasin? Yasmin. Biz manava kadar gidiyoruz. Geleceğiz tamam. Tamam enişte. Hadi yürü. Oğlum yürü. Uyum sağlamakmış. Sanki kendisi çok uyumlu. Heh. Oğlum ben de seni bekliyordum. Günaydın. Günaydın baba. Bir sorun mu var? Adamlar Remzi'yi getirdiler. Çalışma odasından. Fırat da Cem başında. Ya o zaman gidip konuşturalım. Hadi. Tamam. Kalk. Tamam. Tamam bırak beni ben gideyim. Kalk! Eğer kimsenin önünde eğilmek istemiyorsan önce dik durmayı öğreneceksin. Doğru yoldan gideceksin. Şimdi sana tek bir soru soracağım. Eğer doğru cevap verirsen canını yakmayacağım. Ama vermezsen... Söyleyeceğim am. Ne biliyorsam anlatacağım. Yemin ederim. Düğünü tarama emrini kim verdi sana? Ağam, inan ben. Tek soru, tek cevap. Düğünü tarama emrini kim verdi? Şu gözüm önüme aksın ki bilmiyorum ağam. Emri vereni görmedim. İsim falan da bilmeyiz biz. Paramıza bakarız sadece. Adamın biri aradı. Bize yapmamız gerekenleri anlattı. Tek bildiğim bu ağam. Arayan bir erkek miydi? Evet ağam. Çoluğumun çocuğumun üstüne yemin ederim ki bildiğim her şeyi anlattım. Götürün şunu. Nereye? Ağam, nereye götürecekler? Yes. Bütün bildiklerimi anlattım ağam. Artık derdini emniyette anlatırsın. Götür. Yürü. Yürü! Haberler kötü. Baran Remzi'yi yakalatmış. O da konuşacak. Bir bir dökülüyor hepsi. Bu iki oluyor. Önce sözleşmeden vazgeçti. Şimdi Remzi'yi ele geçirdi. Kaybedecek zaman yok. Acil B planını devreye sokma vakti geldi. Baran'ı can evinden vuracağım. Ben onun yüzünden elimden oldum. O da kardeşinden olacak. Bu Remzi talimatı bir adamdan aldığını söyledi. Eğer Sabiha değilse kim bu? Belli ki dışarıda bir yerde bilmediğimiz bir düşmanımız daha var baba. Peki, söylediği doğruysa, düğünü basan Sabiha değilse onu af mı edeceksin oğlum? O kadının yaptıkları bir değil iki değil baba. Düğünü tarayan o değilse bile yaptıkları yanına kar kalmamalı. Dilan çok acı çekiyor baba. Önce kan davası. Sonra evlatlık olduğunu öğrenmesi. Şimdi de annesi. Yeterince üzüldü zaten. Yeterince yıprandı. Bir yanım onun daha fazla üzülmesini istemiyor. Ama diğer yanım... Sabiha cezasını çeksin istiyor. Dilan'a yaptıklarının bedelini ödesin istiyorum baba.
Seni anlıyorum oğlum. Akılla kalp karşı karşıya kalmış düşman gibidir. Hangisinin sesini dinleyeceğini elbette sen karar vereceksin ama bedeli ağır suçlar cezasız kalmamalı. Hele bile isteye yapılan kötülükler sebebi ne olursa olsun cezasını bulmalı. Bana sorarsan Sabiha yaptıklarının bedelini ödemeli oğlum. Ama tabii nihai kararı yine sen vereceksin. Ben bir şey diyemem olur. Anne, ben işleri hallettim. Anne, işleri hallettim diyorum. Hep böyle mi olacak? Hiç yüzüme bakmayacak mısın artık? Anne, ne olur yapma böyle. Yalvarırım, bak 2 dakika konuşalım. Yüzünü çevirme bana. Ya ne yapayım yüzümü çevirmeyip de? Aferin mi bekliyorsun? Nikahlandın diye tebrik mi edeyim seni? Sen benim başımı yere eğdin kızım. En acısı da Azade Hanım haklı çıkardı. Sahiden sana hiçbir şey öğretememişim ben. Kapısında hizmet ettiğimiz evin oğluyla nikahlanmak da ne demek? Kaç kere dedim sana bu işin sonu yok diye. Oyuncak olacaksın Fırat Bey'in elinde. 2 gün sonra gönlü geçecek, seni kapının önüne koyacak haberin bile yok. Hayır Kader abla. Ben senin kızına aşık oldum. Öyle bir günlük değil. Bir ömürlük seviyorum onu. Onun kalbini inciteceğimi, onu üzeceğimi mi sanıyorsun? Bu eli tutmuşum bir kere. Bir daha bırakır mıyım sanıyorsun? Niye güveneyim sana ha? Niye inanayım? Dediğin gibi yürekten sevmiş olsaydın eğer gizli saklı iş çevirip Gül'ü bu hale koymazdın. Ya keyfimizden mi gezerdik Kader abla? Biz gizli saklı evlendiysek seni düşündüğümüzden. Yoksa bayıldığın gün biz herkese ilan edecektik evlendiğimizi. Saklamayacaktık kimseden. Özellikle de senden. Bak inan bize. Ne ben, ne de Gül. Senin kötülüğünü istemedik. Seni aşıp geçmek istemedik. Senin iyiliğini düşündüğümüz için, hastalanmaman için sustuk. Yanlış yaptık. Saklamakla hata ettik kabul. Ama mecburduk Kader abla. Siz mecbur ettiniz bizi. Ha. Sakın aklına kötü bir şey gelmesin. Senin kızını elim bile sürmedim ben. Çünkü maksadım onu kullanmak değil. Onunla bir ömür mutlu olmak. Beni ne kadar tanıyorsun bilmiyorum. Ama ben sevdiğim kadını, anası onu bahçede telli duvaklı görmeden böyle bir haysiyetsizlik yapacak bir adam değilim. Ben senin kızını çok seviyorum Kader abla. Herkesten, her şeyden çok seviyorum. Ve çok yakında herkes bunu öğrenecek. Babam da, babaannem de, herkes de.
onu bu konağın hanımı olarak kabul edecek. Gel. Beni çağırmışsın. Sana son kez soruyorum. Düğünü sen mi tarattın? Evet. Emri ben verdim. Remzi ile sen mi görüştün? Hayır. Havin görüştü. Adamın biri aradı. Bize yapmamız gerekenleri anlattı. Neden yalan söylüyorsun? Bunun için mi çağırttın beni? Hayır. Cezanla ilgili kararımı söylemek için çağırdım seni. Seni polise teslim etmeyeceğim. Buradan gideceksin. Ailemin öfkesi dinene kadar bir süre buradan uzaklaşacaksın. Senin yüzünden Dilan'ın huzuru kaçsın istemiyorum artık.